Dediğiniz gibi hastanenin binası JCI, Joint Commission International'ın standartlarının üzerinde. O konuda hiçbir problem olmayacak. Şimdi bütün ekiplerimiz hastanemize gelmiştir ve çok yakın sıra içerisinde bu JCI'nin standartlarını uygunluğunu gösterip bunun belgesini, onaylamasını almayı planlıyoruz. Bu tabii ki bir günde verilen bir şey değil. Belirli bir sürede faaliyet yapıldıktan sonra onaylanan, verilen bir belge. Ama dişçilik fakültesinde böyle bir belgeyi aldıktan sonra ben çok eminim tıp fakültesinde aynı başarı yapılır. Ve hastanemiz hazırdır, ekibimiz hazırdır ve yönetici karar veren adamlarımız hazırdır. Ve bizim şu anda prensibimiz halkımızı korumaktır. Biz burada tedaviyi düşünmüyoruz. Halkımızı korumak istiyoruz. Yakın Doğu Tıp Fakültesi Hastanesi elemanları, biz Kuzey Kıbrıs halkımızı, insanlarımızı eğitim yapacağız. Bunlara daha iyi yaşama olanaklarını, daha iyi yaşama usullerini bildiririz ve insanlarımız kendilerini koruyacaktır. Bunun nedeni, biz bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın hasta olmasını istemiyoruz. Ve eğer hasta olmadan ve bunlar bize geldikleri zaman, biz bu teknoloji yönden çok ilerlemiş makinalarımızla, aletlerimizle biz erken bir tanı, teşhis koyarız. Ve hastalığı ilerlemeden, evet, biz erken tanıyla, erken teşhisle, basit bir tedaviyle hastamızın durumunu ilerletiriz ve yeniden işine, ailesine, evine çok güzel bir şeyine götürürüz. evet. Bizim amacımız korumak ve koruyamadığımız insanların erken teşhisini koymak ve tedavi şeyi çok az olacaktır. Bizim prensibimiz bu. Evet. Peki özellikle de tabii ki bu konuda istatistikler de yapılacak, araştırmalarınız olacak kalp sağlığı hakkında özellikle de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bazı eksiklikleri var ve varsa da bu halkımıza bilinçlendirilerek az önce belirttiğiniz gibi eğitimlerle, uyarılarla kalp sağlığını daha ön plana çıkartıp dediğiniz gibi erken teşhisi getirip insanlarımızı zarar vermeden onları tekrar sağlıklı konuma getirebilmek olacak. Peki bu konumda Türkiye'de özellikle de hani Amerika'daki o kalp sağlığını yakından bildiğiniz için söylüyorum. Türkiye ve bölgesi yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içine alarak söylüyorum ben bunu. Buradaki sıkıntılarımız nelerdir? Yani bunun önlenmesi için yapılması gerekenler, tedbirler ve uyarılar nasıl olacak?